Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Sevgili dostlarım, 11. sınıf 2. ünite soru çözümüyle sizlerle birlikteyim. 1. ünitenin özetini, soru çözümünü yapmıştık. 2. ünitenin özetini yapmıştık. Şimdi sırada soru çözümü var. Bu soru çözümü içerisinde 1923-1940 yılları Cumhuriyet döneminde hikaye konusu, 1940-1960 yılları Cumhuriyet döneminde hikaye konusu ve cümlenin ögeleri konusuyla ilgili güzel bir test çözeceğiz. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Hocam ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu videoyu izlemeli miyim? AYT edebiyatçılar zaten baştan sona izlemeli. Sayısalcılar videoyu ileriye sarsın. Cümlenin ögeleri var orada. Güzel de sorular var. Güzel noktalara değineceğiz. Mutlaka o soruları görün isterim. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Bu parçada hikayelerinden bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bu öykülerdeki insanların yaşadıkları ortamı incelemek bizi bir takım sonuçlara götürebilir. Yanlış inançların anlatıldığı cer hocası, boz eşek, yatır gibi hikayelerin geçtiği yöreler dış çevreye kapalı bölgelerdir. Asıl yatık Emine ile şeftali bahçelerinin geçtiği ortam iki uç noktadadır. Yatık Emine'nin neşesiz, duygusuz, sevgisiz, acımasız, bağnaz insanları Anadolu'nun çok sarp, yolsuz, ıssız, çevre ile bağlantısı olmayan çok sert iklimli bir kasabasında yaşarlar. Şeftali bahçelerinin geçtiği yöre ise uygun iklimli, bolluk içinde herkesin kolayca eğlenebildiği bir yerdir. Evet sevgili dostlarım, burada özellikle şu meşhur eseri bilmemiz lazım. Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri adlı eserlerinin içinde geçer. Şeftali Bahçeleri yazarımız Refik Halit Karay idi. Peki devam ediyoruz. Numaralı ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevinç Çokum'la ilgili. 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi ve New York Herald Tribune gazetesinin ortaklaşa düzenlendiği Dünya Hikaye Yarışması'nda Sem Amca öyküsüyle birincilik kazanmıştır. Evet, Sem Amca onun değil, değil mi? Yorumlara bekliyorum dostlar. Çok ünlü bir eserdir bu. Yazarı da oldukça ünlüdür. Yorumlara Sem Amca kime ait bekliyorum. Hadi bakalım. Yanlışlığı bulduk. Devam edelim. Bir bilgi birikimi oluşsun. Makine, Eğik Ağaçlar, Bölüşmek, Derin Yara, Onlardan Kalan adlı öyküleri 1993 yılında Bir Eski Sokak Sesi adıyla birleştirilmiştir. Öykülerinde geleneksel dokudan kesitler sunmuş, yer yer gerçeküstü motiflere yer vermiştir. Beyoğlu'nu, eski İstanbul sokaklarındaki yoksulları, özellikle kadınları ve çocukları anlattığı hikayeleriyle tanınmıştır. Hisarcılarla birlikte adını duyurmuş, ardından yazın hayatına öyküler yazarak devam etmiştir. Evet, bunların hepsi doğru ifadelerdi. Peki devam edelim. Üçüncü soru. Aşağıda verilen hikayeci ve öne çıkardığı tema eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, Refik Halit Karay Anadolu temasıyla özdeşleşir. Halit Ziya Uşaklıgil bireyin psikolojisini işlemiş midir? Özellikle Aşk-ı Memnu'da bunu görüyoruz. Firuzan toplumun dışladığı insanlar. Evet, Rasim Özdenören modernleşmenin gerekliliği. Tam tersi. Rasim Özdenören biraz gelenekçidir dostlarım. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Aziz Nesin, evet, bürokrasi eleştirisini fazlasıyla yapar eserlerinde. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki, dördüncü soru. Bu parçada sözü edilen sanatçı kim ola ki? Alem Dağda Var Bir Yılan. Aslında cevabı bulduk. Karamsarlığın ve yalnızlığın ön planda olduğu bir kitap. Ayrıca eserdeki hikayeler diğer öykülerden farklıdır. O zamana kadar çoğunluğu biyografik izler taşıyan, ancak başkalarına ait hikayeleri gerçekçi bir üslupla anlatırken, Alem Dağda Var Bir Yılan da kendi kişiliğini, kendi sorgulamalarını sürrealist bir anlatımla aktarıp kendi benliğini sorguluyor. Alem Dağda Var Bir Yılan'da yer alan 17 öykü, sanatçının diğer öykülerine nazaran daha derin, taşıdığı anlamlar açısından daha karmaşıktır. Evet, bahsettiğimiz kişi kimdir sevgili dostlarım? Sait Faik Abasıyanık. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 5. soruya. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Bacanak adlı hikayesinde bir toplum sorununu miras karşısında köylünün davranışlarındaki temel motifi vererek anlatır. Cevabı bulduk aslında. Devam edelim.
İddiasız, davasız, eski geleneklerin oluşturduğu anonim ruhu işlemeye ve değerlendirmeye çalışır. İlk kitabında havuçlu pilav meselesi, buhran ve Ömer hikayeleri, yeni evlilerin aralarındaki anlaşmazlıkları gözlemci gerçekçiliğe has bir hava içinde verir. Bu eserler onun hikayeci olarak yolunu aradığını, önüne açılan anlatım tekniklerinin hepsinde başarılı olabileceğini gösteren denemelerdir. Hikayeleri, Oğlumuz, Yarın diye bir şey yoktur, İki uyku arasında adlı eserlerde toplanmıştır. Evet, bahsettiğimiz sanatçı Tarık Buğra'dır sevgili dostlarım. Özellikle şu Oğlumuz çokça çıkar sorularda, dikkat edin. Peki, devam edelim. Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar kim ola ki? Hikaye yazma tekniğine ve öyküsel dile büyük katkıları olan bir yazardır. Yazarın Troya'da Ölüm Vardı eseri öyküde bütünlük arayışını gösterir. Öykü ile roman arasındaki ayrımları incelikle vurgulayan yazar, öyküde de ayrı ayrı ürünlerin bir arada bütünü yansıtmasını sağlar. Yazar kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan uyuşmazlıklarını, içsel çatışmalarını ince bir öykü tekniği çerçevesinde işlemiştir. Evet, bahsedilen kişi Bilge Karasu'dur. Troya'da Ölüm Vardı önemli eseri. Peki, geliyorum 7. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Cumhuriyet döneminde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde olan. Şimdi baktığımız zaman Semiha Ayverdi olur. Abdülhakşinasi Hisar olur. Peyami Safa, Mustafa Kutlu bunların hepsi olur ama Orhan Kemal tam bir toplumsal gerçekçidir ve kişiyi toplum içinde olaylarıyla birlikte ele alır. Öyle psikolojiye pek fazla girmez. Bu sanatçılar olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmıştır. Orhan Kemal'de ise böyle bir şey yoktur dostlarım. Peki geliyorum 8. soruya. Aka Gündüz'le ilgili numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır? Yalın bir dille eserlerini yazmıştır, doğru. Milli edebiyatın içinde yer almış, Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir. Yanlış. Eser vermeye devam etmiştir adam. Eserlerinde milletine duyduğu sevgiyle milli mücadeleyi Atatürk'ü konu edinmiştir. Roman, hikaye, tiyatro türlerinde eserler vermiş. Gözlem gücüyle ve gerçekçi anlayışla eserler vermesi önemlidir. Evet, doğru bir ifadedir diyeceğiz. Sabahattin Ali ile ilgili hangisi yanlıştır? Toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman, şiir türünde eserler vermiştir. Doğru. Durum hikayesi geleneğini kendine özgü farklı bir tarzda sürdürmüştür Sabahattin Ali. Toplumsal gerçekçi. Sizce durum öyküsü mü yazar? Olay öyküsü mü yazar? Olaya daha yakın değil mi? Cumhuriyet'in ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve köylü yaşamına ve sorunlarına yöneliş eserlerinde önemli yer tutmuştur. Hikaye ve romanlarında halk dilini, folklor ögelerini başarıyla kaynaştırarak canlı, akıcı bir üslup geliştirmiştir. Değirmen, Kaan'ı hikaye türünde en tanınmış eserleridir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı dostlarım. Peki geliyorum 10. soruya. Buna göre numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yılları arasında Türk hikayeciliğinde 4 farklı eğilim görülmektedir. Bu dönemde bireyin iç dünyasına esas alan toplumcu gerçekçi, modernist, milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır. Şimdi baktığımız zaman sevgili dostlarım şöyle toplumcu gerçekçi demiş Samim Kocagöz. Doğrudur. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan demiş Hüseyin Nihal Atsız. Doğrudur. Modernist yaklaşım Yusuf Atılgan. Doğrudur. Bireyin iç dünyasını esas alan Tarık Buğra. Doğrudur. Toplumcu gerçekçi olmadı. Mustafa Necati Sepetçioğlu daha ziyade bireye yönelmiştir. Cevabımız da A seçeneği olacaktı. Evet. Şimdi geliyorum dil bilgisi sorularına. Sayısalcılar buradan itibaren dikkatlice dinlesin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Özneyi bul, ara söz onu açıklıyor mu açıklamıyor mu bir bak bakalım. Eymen, biz Antalya'dayken doğan bebek tatlı cıvıltılarıyla evi şenlendiriyordu. Şenlendiriyordu yüklem. Şenlendiren kim? Eymen. Yani biz Antalya'dayken doğan bebek. Ha bak, ara söz özneyi açıkladı. Dolayısıyla açıklamalı özne oldu. Bizden de bunu istiyordu zaten. Cevabımız da A seçeneği olacak. Biz evde
bahçede kendi başımıza çok güzel vakit geçiriyorduk dediği zaman geçiren kim? Vakit geçiren biz. Biz sözcüğünü açıklayan bir ara söz yok. Annem yengemi, küçük amcamın hanımını görmeyi pek istemezdi. İstemeyen kim? Annem. Anne sözcüğünü açıklayan bir ara söz yok. Şurada bir ara söz var ama o nesneyi açıklıyor. Dikkat edin. Dedemle babam sık sık camiye. Nereye? Süleymaniye Camii'ne gidiyorlardı. Bak bu dolaylı tümleci açıkladı. Giden kim? Dedemle babam. Özneyi açıklayan bir ara söz yok. Nihayet bu binada İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde yangın çıktı. Nerede çıktı? Nihayet bu binada İttihat ve Terakki Merkezi'nde. Bak ara söz dolaylı tümleci açıkladı. E cevabı zaten bulmuştuk. Peki devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur? Ne demek bu hocam? Sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Çünkü temel ögeler onlardır. Kalanlar yardımcı ögedir. Her toplumda sanattan anlamayan bir kesim mutlaka vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Her toplumda sanattan anlamayan bir kesim. Şurada bir mutlaka gördük. Bunu zarf tümleci olarak alacağız. Şiirimizin bu büyük ustasının şiirleri yeniden yayımlandı. Yayımlandı yüklem. Yayımlanan ne? Şiirimizin bu büyük ustasının şiirleri. Özne ne zaman? Yeniden. Şurada bir zarf tümleci gördük. Kendilerini iştenlikle ortaya koymayan insanları anlamak zordur. Zordur yüklem. Zor olan ne? Kendilerini iştenlikle ortaya koymayan insanları anlamak, özne. Özne ve yüklemden oluştu. Cevabımız bu. Ülkemizde son 30 yılda eleştiri alanında bir atılım yapıldı. Yapıldı yüklem. Yapılan ne? Atılım yapıldı. Bir atılım yapıldı yüklem. Bir atım yapılan ne? Ülkemizde son 30 yılda eleştiri alanında. Olmadı. Olmadı. Şurayı bir siliyorum. Baştan alıyorum burayı. Ah Eyüp Hoca. Yapıldı yüklem. Yapılan ne? Bir atılım. Neyde yapıldı? Ülkemizde son 30 yılda nerede yapıldı? Eleştiri alanında. Burada bir sürü öge var. Geçtim. Yapıtların iyi ve kötü yönleri bir arada değerlendirilmelidir. Değerlendirilmelidir yüklem. Değerlendirilecek ne? Yapıtların iyi ve kötü yönleri. Özne nasıl değerlendirilmelidir? Bir arada zarf tümleci. Haliyle cevabımız C seçeneği olacaktı. Şu A'da biraz durmuştuk. Şurada bir zarf tümleci görmüştük. Ondan elemiştik. Cevabımız C seçeneği olacak. Peki. Devam. 13. soru. Numaralı cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Bir de gizli özne vardır. Bakalım. Bir zamanlar burada denize girilirdi. Girilirdi yüklem. Soruyu soruyorum. Kim girilirdi? Ne girilirdi? Cevap var mı dostlar? Cevap yok. Cümlenin öznesi yok. Oysa gizli özne cümlede gözükmeyen özne demektir. Mesela dün erken yattım. Yattım yüklem. Yatan kim? Ben. Ben. Cümlede geçmiyor. Gizli özne. Oysa birinci cümleye bakın. Birinci cümlenin öznesi yok. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Eğer nesne alamayan bir fiili edilgen kullanırsanız o tip fiillerin bulunduğu cümlelerde gizli özne, gerçek özne, hiçbir anlamda özne olmaz. Dolayısıyla gizli özne vardır ifadesi yanlış. İki de açıklamalı özne vardır. Bir bakalım. Oğlum en değerli varlığım. Aralık ayında doğacak. Doğacak yüklem. Doğacak olan ne? Oğlum. Yani en değerli varlığım. Bak ara söz ne yaptı? Özneyi açıkladı. Eledik. Öğretmen gelmeden kopyalar hazırlanmıştı. Sözde özne vardır diyor. Hazırlanmıştı yüklem. Hazırlanan ne? Kopyalar. Kopyalar kendi kendine mi hazırlandı Allah aşkına? Hayır. Başkaları tarafından hazırlandı. Bu tip öznelere sözde özne denir. Tamam geçtim. Dörtte sadece özne ve yüklem vardır. Evimiz toplumsal ilişkilerimizin geleceğini biçimlendiren kurumların beşiğidir. Bak burada tamlama var. Duyan gelmiş. Toplumsal ilişkilerimizin geleceğini biçimlendiren kurumların beşiğidir. Yüklem olan ne? Evimiz özne. Özne ve yüklem. Tamam. Beşte cümle ögesi bulmak mümkün değildir. Niye ki? Birden karşımıza çıkıveren yeşillik denizi evet yüklemi vermemiş. Bir cümlede eğer yüklem yoksa o cümlede öge bulmak imkansızdır. Çünkü karşımızda cümle yoktur. Cümle olabilmesi için bizim yükleme ihtiyacımız vardır. Peki geliyorum 14. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumu vardır? Şimdi ay bir yandan sen bir yandan sar beni demiş Zülfü Livaneli. Şurada sar diye bir yüklem kullanmış. Ay bir yandan sar beni. Oluyor mu? Olmuyor. İkinci cümlede kullanılan yüklem birinci cümlenin öznesine uyum sağlamıyor. Ay bir yandan sarsın, değil mi? Şuraya ayrı bir yüklem. Sen bir yandan sar beni. Buna hem yüklem eksikliği hem de özne yüklem uyumsuzluğu denir dostlar. Geçtim.
O kurumda eğitim görmüş herkes saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır. Herkes kazanmışlardır. Olur mu? Herkes kazanmıştır, değil mi? Tekillik çoğulluk bakımından bir uyumsuzluk var. Geçtim. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben, bir de o yaşlı adam, yani biz, değil mi? Yerine biz gelir. Biz kalmıştı. Oluyor mu? Olmuyor. Biz kalmıştık demesi lazım. Burada da uyum yok. O akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına çekilmişti. Ben kendi odama çekilmişti. Olur mu? Olmaz. Ben kendi odama çekilmiştim. O da çekilmişti. Burada da uyum yok. Hatırlarsın geçen sene bugünlerde sen, ben ve kardeşim, yani biz. Biz denize giriyorduk, biz giriyorduk. Evet, sağladığına göre burada özne yüklem uyumu vardır dostlarım. Cevabımız da E seçeneği olacaktı. Peki 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Tamlamalara lütfen dikkat. Söz öbeklerine, fiilimsi gruplarına. Büyük Manolya tüm sokağı mis gibi kokutuyordu bahar geldiğinde. Kokutan ney? Büyük Manolya. Nereyi? Tüm sokağı. Nasıl? Mis gibi. Ne zaman? Bahar geldiğinde. Geçtim. Sofaya serili olan bu halıcık renk ve deseniyle evde bulunan herkesin ilgisini çekiyordu. Şimdi çok dikkat. İlgisini çekmek zaten bir deyimdir. Bütün alınır. Herkesin ilgisi derken tamlama kurduk. Burayı da bölemiyoruz. Nasıl herkes? Evde bulunan herkes derken ona da sıfatlar yükledik. Halle burası bölünemez. Evde bulunan herkesin ilgisini çeken ney? Sofaya serili olan bu halıcık özne. Nasıl peki? Renk ve desenleriyle zarf tümleci. Gayet doğru. Bilginin, bilincin, ışığın yoksun bir insanda saygıyı aramak boşunadır. Boşunadır yüklem. Boşuna olan ney? Bilginin, bilincin, ışığından yoksun bir insanda saygıyı aramak demesi gerekmez miydi dostlar? Çünkü bak dikkat et. Şurada bir yan cümle var. Nerede aramak? Bilginin, bilincin, ışığından yoksun bir insanda. Kimde pardon? İnsanda. Bu dolaylı tümleç yan cümlenin dolaylı tümlecidir ve yan cümleyi bir bütün olarak almamız gerekir. Fiilimsi grubunu bölmemeliyiz. Boşuna olan ne? Şunun tamamı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Bakışları, sözleri, davranışlarıyla hiçbirimize güven vermediğini belli ederdi. Belli eden o. Neyi belli ederdi? Hiçbirimize güven vermediğini, nesne. Nasıl belli ederdi? Bakışları, sözleri ve davranışlarıyla. Geçtim. Gelip geçenlerin savurduğu kumlar altında kitap okumaya çalışmaktan nefret ederim. Nefret ederim yüklem. Nefret eden kim? Ben. Neyden nefret ederim? Gelip geçenlerin savurduğu kumlar altında kitap okumaya çalışmaktan dolaylı tümleç. Aferin Eyüp Hoca, burada da yanlışlık var. Evet, soru gözümden kaçmış. Şurayı bir sileyim, şunu size güzelce bir anlatayım. Cevap hem C hem E. C diyenler de doğru, E diyenler de doğru. İkisinde de yanlışlık var. Gözümden kaçmış soruyu yazarken. Şöyle C'yi ve E'yi size bir daha anlatmak istiyorum. Niçin böyle oldu? Bak dikkat. C'de de E'de de yanlışlık var dostlarım. Şöyle ki bak. Boşunadır yüklem. Boşuna olan ney? Saygıyı aramak diye tek başına alamayız. Çünkü aramak, kimde aramak? Bilginin, bilincin ışığından yoksun bir insanda aramak. Burası böyle fiilimsi grubu, dolayısıyla bölünemez. Şurada bir yanlışlık yapıldığı için bu yanlış. Gelip geçenlerin savurduğu kumlar, şurası bölünemez, zaten yanlış. Altında kitap okuma. Nerede kitap okuma? Kumlar altında. Bak bu da yan cümleye bağlanmış durumda. Dolayısıyla orayı da bölemiyoruz. Nefret ederim yüklem. Kim ben? Neyden? Gelip geçenlerin savurduğu kumlar altında kitap okumaya çalışmaktan dolaylı tümleç. Evet, hatalı soruymuş. Olsun, bir şey öğrenmiş olduk. Fiilimsi gruplarını bölmüyoruz dostlarım. Peki devam. Bu cümlelerde aşağıdaki hangi ögeyi buldurmaya yarayan soru sözcüğü yoktur. Askerden dönünce ne iş yapacaksınız? Cevap ver hemen. Cevap ver. Öğretmenlik yapacağım. Yapacağım yüklem. Yapacak olan kim? Ben. Ne yapacağım? Öğretmenlik. Öğretmenlik nesne oldu değil mi? Dolayısıyla belirtisiz nesne oldu. Tamam, eledim. Bu yağmurlu havada buraya nasıl gelmişler? Yürüyerek gelmişler. Zarf tümleciyle cevap verdim. Tamam. Bu planların, ne planların var önümüzdeki yıl için? Şu planlarım var. Var yüklem. Var olan ne? Şu planlarım. Özne. Ben de sizinle tiyatroya gelebilir miyim? Mi? Hangi ögeden sonra gelirse onu buldurur. Gelebilir. Yüklem. Yüklemden sonra geldiğine göre yüklemi bulduracak. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki devam ediyoruz. 17. soru.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Her güzel kitap, bu bahçeye yeni bir nesne, bir çiçek, minik bir yol veya yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank ekler. Ekler yüklem. Ekleyen ney? Her güzel kitap. Özne. Peki nereye ekler? Bu bahçeye. Dolaylı tümleç. Peki ne ekler? Yeni bir nesne, bir çiçek, minik bir yol veya yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz bir bank nesne. Özne, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki 18. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? Dostlar, yüklemden hemen önceki öge en çok vurgulanan ögedir. Fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde ise zaten vurgu yüklemin kendisindedir. Başka bir ögede olma ihtimali yok. Çocuğuna küçük şeylerden zevk almayı öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur. Büyük bir servet bırakmış olur. Bırakmış olur yüklem. Bırakmış olan kim? Çocuğuna küçük şeylerden zevk almayı öğreten kişi. Araya başka ögeler girdi. Dolayısıyla özne vurgulanmamış olur. Sağlık duygusunu sadece hastalıkla kazanılacağını söylemişti. Bir sohbetinde söylemişti yüklem. Söyleyen kim? O. Özne nerede? Geçtim. Sinema seyircisi seyrettiği insanların yaşamlarını gerçek yaşamlarıyla hep karıştırıyor. Hep bak hep. Yüklemden hemen önce zarf tümleci var. Geçtim. Yazmak her insanda uyuyan sistemi uyandırmak bakımından çok yararlıdır. Çok yararlı olan ne? Yazmak. Özne burada. Yüklemden hemen önce değil. Ahmet Bey ile yeni tanışmış olmamıza karşın aramızda çok ilginç bir sohbet gelişti. Gelişti yüklem. Peki gelişen ne? Çok ilginç bir sohbet. Özne. Yüklemden hemen önce özne olduğuna göre vurgulanan özne olmuştur burada. Peki 19. soru. Yukarıdaki cümlede numaralı sözcüklerden hangisi cümle dışı unsurdur? Hangi ögeler cümle dışı unsur oluyor dostlar? Seslenmeler, hitaplar, bazen bağlaçlar, ünlemler, değil mi? Bir bakalım. Ve bazen ara sözler. Eğer ara söz bir ögeyi açıklamıyorsa, mesela Türkçe siz de bilirsiniz çok eski bir dildir dediğimizde, orada siz de bilirsiniz hiçbir ögeyi açıklamadığı için cümle dışı unsurdur. Herhangi bir ögeyi açıklasaydı açıkladığı ögenin içine dahil edilirdi zaten. Şimdi buraya bir bakalım. Ordular, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözü. Şurada ordular bir hitap, sesleniş. Seslenişler cümle dışı unsurdur. Unutmuyoruz dostlarım. Peki son soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen öge nedir o? Nesnedir. Nesne vurgulanmıştır. Yani yüklemden hemen önce nesne arayacağız. Geçen hafta yemeğe biraz geç katıldım. Geç katıldım ne kadar? Biraz zarf tümleci vurgulanmış. Bir maliyeci yeni vergi sistemleri üstüne bizi aydınlattı. Aydınlattı yüklem. Kimi aydınlattı? Bizi, belirtili nesne. Yüklemden hemen önce belirtili nesne olduğuna göre cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki diğerlerinde ne vurgulanmış? Denemede olaylar daha nesnel bir açıdan ele alınmış. Nasıl ele alınmış? Daha nesnel bir açıdan zarf tümleci vurgulanmış. Bazıları da yöneticilik dönemindeki anılarına yer veriyor. Neye yer veriyor? Yöneticilik dönemindeki anılarına dolaylı tümleç vurgulanmış. Bu politikanın sanatçıları sürükleyeceği açmazlar üzerine konuşuyor. Ne üzerine, neye konuşuyor? Üzerine dolaylı tümleç vurgulanmış. Haliyle cevabı zaten bulmuştuk. B olacaktı. Evet sevgili dostlarım, teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. O sıkıntılı soru için de kusuruma bakmayın lütfen, gözden kaçmış. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.